NBA hoş geldiniz. Bu hafta iki önemli rekor kırıldı. Birincisi Greg Popovich'ten geldi. 1336 galibiyetle Dan Nelson'ı geçti ve normal sezonlarda en çok galibiyet alan koç oldu Greg Popovich. Hatta üstüne de New Orleans Pelicans'ı yendiler. 1337 oldu. Evet Greg Popovich ve San Antonio Spurs özellikle de Kavay'ın gidişine kadar ki öncesi zaten inanılmaz bir dönemdi. Hep böyle e, insanların bir noktadan yine buradalar, yine başarılar nasıl oluyor diye yıllarca sorguladığı bir takımdı. Bu Greg Popovich'in herhalde tarihe kazınmış en büyük başarılarından biri. Herhalde burada futbolda bir karşılığını arasak Alex Ferguson diyebiliriz. Yani tutmuyorlar ama tam yine de benzeşiyorlar birçok noktadan. Greg Popovich'ten sonra kim gelecek ve Greg Popovich nasıl bir takım bırakacak? Bunun hazırlığında artık Spurs yine fena bir gençleşme süreci geçirmedi. Yine burada sancılı dönemler yaşadı ama artık Greg Popovich de bir noktada tahminimce sene ya da ondan sonraki sene emekli olacaktır. Sonra yerine gelen kişi de acaba böyle bir legacy yaratabilecek mi göreceğiz. Greg Popovich'i bize yıllardır böyle stabil bir takımı yaratmanın inceliklerini gösterdiği için de takdir etmek lazım. Bize gösterdiğiniz için de teşekkür etmek lazım. Üzerine de LeBron James Carmelo'nu geçti ve Kerim Abdülcabban'ın ardından NBA'de tüm zamanların en çok sayı ikinci oyuncusu oldu. Yani bu, bu da çok önemli bir rekor ama şu an Lakers o kadar kötü bir durumda ki ve LeBron James son iki senedir o legacy'sini sarsacak şekilde kariyerini sürdürdüğü için çok etkileyici olmadı. Gönül isterdi ki bunu daha başarılı bir ortamda, daha verimli bir ortamda kazansın bu başarıyı. Ama olsun hiç önemli değil. LeBron James'in bu sıralaması gerçekten önemli ve özellikle de kanlı canlı bu kadar önemli bir olaya şahit oluyor olmak ve belki de seneye ya da maksimum bir buçuk iki sene içerisinde en tepeye de çıkacak. Bunu görüyor olmak bence çok tarihi bir konu. Şu anda biz de hayatta olarak bunu gördüğümüz için bence şanslıyız. Umarım başka rekorları da ilerleyen yıllarda yine canlı canlı görebiliriz. MVP sıralaması da gayet çekişmeli gidiyor. Yok hiç hala tepede NBA'in kendi MVP sıralamasına göre. Embiid ikinci sırada Yanis 3, Morant 4, Doncic 5'e geldi. Ve bir diğer isim daha, daha önceki ay zaten dahil olmuştu. Jason Tatum. Burada özellikle biraz bu MVP sıralaması üstünden biraz Dallas'a biraz da Tatum'a değinmek istiyorum. Dallas özellikle Dinwiddie'nin gelmesinden sonraki Dinwiddie bence çok hızlı adapte oldu ki ben Dinwiddie'yi aslında freeken özellikle de hani Brooklyn'den ayrılıp Washington'a geçmeden önce Dallas'a çok yakıştırıyordum. Çok çok iyi fit olabileceğini düşünüyordum. Bahsetmiştik bundan da önceki yayınlarda, geçmiş yayınlarda. Ama o dönem olmamıştı. Şimdi oldu ve bence Dallas için iyi gidiyor. Hatta iki tane Boston ve Nets maçlarında da buzzer üçlük yollayıp etkisini gösterdi. Tabi Şubat ayı ve Dinwiddie'nin gelmesiyle beraber Doncic de aslında bayağı rahatladı. Şubat ayında zaten kendi verimini, kendi performansını çok arttırmıştı Doncic. 34.7 sayı, 10.3 ciban 8.8 asist, 1.1 stil ve sezon başına göre %20 civarı üçlükle başladı. Sezon başına göre %41.23 diye çekip yüzdesini ayın oyuncusu seçilmişti mart başında. Mart ayında şu anda çok iyi geçiyor. 31 sayı, 9 rebound, 7 asist, 1.3 steal ve %39 üçlükte de devam ediyor. Field golünde yaklaşık %50'ye çekti. Burada önemli olan zaten Dinwiddie'nin gelişiyle beraber aslında Donch için biraz daha hem sağ içinde hem sağ kenarında aktif ve pasif dinlenmesinin artması oldu pardon artması oldu. Özellikle de e, o kenara geçtiğinde takımın IQ'su çok düşüyordu. Dinwiddie onu da toparladı. Zaten Jaden Brunson, Dinwiddie, Doncic üçlüsü ve hatta Finisibit'te kanatlardan çembere gidebilen çok e, enerjik bir rotasyon yarattılar ama işte Recibullah'ın eksikliği yakın dönemde kişisel durumlardan. Tim Hardaway'in sakatlığı ne zaman döneceği belli değil. Rotasyonu daralttığı için yine de yer yer zorlanıyorlar. Bakalım playoff'larda işleri yine de hiç kolay değil ama Dimidi gerçekten iyi fit oldu bu takıma. Boston'a ve Tatum'a gelirsek de Tatum Şubat Mart dönemini inanılmaz iyi geçti. Son 24 maçında 20 galibiyet aldı Boston onunla birlikte. Ve Şubat Mart dönemi istatistiğinde de toplamda 28.8 ise 7.6 4.7 e, asist bir stil ve 37.6 üçlük istatistiklerine geldi ve Tatum'ın MVP sıralaması tepeye çıkması da şu açıdan değerli. Şimdi Jokic'e baktığımızda evet onun takımı çok eksik ama bir şekilde play tutundu. Ama Embiid takımını tepeye tutmada çalışıyor. Yanis sessiz sakin bu sene gitmesine rağmen yine takımını tepeye tutuyor. Morant zaten mefsu sınıf atlattı. Doncic ve Tatum da kötü başladıkları sezonda inanılmaz iyi recover oldular ve bence MVP yarışını ciddi kızıştır ama burada gerçekten Jokic o kadar stabil ee, o kadar e, verimli oynuyor ki onu geçmeleri şimdilik zor duruyor ama bence son ana kadar zorlayacaklar. Ama bu sene de yine yok hiç geçen son olduğu gibi MVP MVP çok ciddi hak ediyor. MVP yarışına para olarak bir konuya daha değinmek istiyorum. NBA'nin sosyal mecralarında en çok izlenen 3 oyuncunun istatistikleri düştü bu hafta önüme. Birinci sırada Curry var 674 milyon izlenme ikinci sırada LeBron James var 402 milyon görüntülenme Üçüncü sırada Jay Morant var. 385 milyon görüntülenme. Tabi bu NBA sosyal mecralarında bu oyuncuların paylaşılan video sayılarına da bağlı bir istatistik bu. O yüzden yani hiç paylaşılmaya da daha az paylaşan oyuncular olmuş olabilir. O yüzden öyle detaylı bir data yok elimde şu anda. Ama buraya baktığımda olan oyuncular çok normal. Özellikle Jay Morant'ın yaşına göre çok yüksektir ama Jay Morant izleyiciyi etkileyecek bir yapıya sahip. Curry keza zaten oyun değiştiği için devamlı yıllardır oradan vurgulanan bir çekiciliği var. LeBron James'in legacy tarafından zaten e, burayı, burada olmayı hak ediyor. Ama seyirci gözünde şu e, artık çok net... Biraz işte Hollywood sineması gibi yani ne kadar aksiyon o kadar izlenme. İşte burada Doncic, Jason Tatum, Jared Allen bu sene mükemmel geçiyor. Demar DeRozan yani bu oyuncuların aslında verdiği görüntüler bu üç oyuncu kadar etkileyici değil. O Bunu da zaten seyircilerin istatistiklerinden anlıyoruz. Bu bana aslında artık ilginç gelmiyor ama şu açıdan şaşırtıcı. Daha doğrusu şaşırtıcı demeyeyim ama gelecek için birazcık düşündürücü. Bir noktada işte Curry bırakacak, Debran James bırakacak, işte Jay Morant belli ki burada olacak ama oraya gelecek diğer iki oyuncu, üç oyuncu kim olacak? Yani Doncic sanki orada hiç kabul görmüyor hala. Yok hiç hala hiç kabul görmüyor. Çünkü bunların hiçbirisi baktığınızda ya da Rudy Gobert hala hiç kabul görmüyor. Baktığınızda seyirciyi açayım da videosunu izleyeyim. Hmm, bir de işte televizyonda YouTube'dan yazdığım da arkadaşlarım izleyip eğlenelim görüntüsü vermiyorlar. Bu bana bir açıdan da üzücü geliyor. Yani bu oyuncuların başardığı şeyler, yaptıkları yani ki maç içinde çok bence e, egzantrik hareketler, çok fans hareketler yapıyorlar. Ama seyircide bunun karşılığı çok olmuyor. Belki de özellikle Amerikan seyircisinde ya da Asyalı seyircide. Bakalım burada nasıl değişecek istatistikler oyuncuların e, geleceğine göre nasıl hareketlenecek? Ki burada bak Yanis örneği bile var. Yanis bile buraya girememiş ki Yanis aslında e, görsel olarak da çok şey sunan bir oyuncu. Çok güçlü görüntüler verebilen bir oyuncu. Ama o da burada değil. Belli ki onun da herhalde o hareketleri çok rahat yaptığı için, rahat yaptığı düşünüldüğü için buraya girememiş. Evet biraz ucundan Dallas'a girdik takım tarafına ama Dallas'ın bir de front office tarafında sıkıntılar var. Aslında bu sıkıntılar 2018 yılında çıkmıştı. O zaman zaten Sports Illustrated'ın ortaya çıkardığı e, haberlere göre, basına yansıyan kısmına göre yaklaşık 10-15 yıllık bir süreç içerisinde front ofiste özellikle CEO, o dönemin CEO'su Terdem Öser'in de için içinde olduğu e, farklı employerlerin de için içinde olduğu bir grubun şirket içindeki e, taciz skandalları ortaya çıkmıştı ve CEO istifa etmişti. O dönemde Mark Cuban ya benim haberim yoktu olsaydı böyle bir şey izin vermezdim gibi bir şey demişti. Yani takımımızın o zaman da takımımızın CEO'su bunu yapıyor. İçeride bunlar diyor. Sizin haberiniz olması mümkün mü ki Mark Cuban inanılmaz takımın içinde olan bir adam. Ya yani zaten bunu yıllardır biliyorsunuz. Eskiden bana sempatik geliyordu. Artık çok itici geliyor. Zaten bu olaylarla beraber daha da kendisinden tiksinmeye başladım. Çok takımın içinde olan biri kişi olarak. Çok sahiplenen biri bunların haberi olmaması imkansız demiştik o zaman da. Ve daha sonra bir kadın organizasyonlarına, farklı kadın organizasyonu toplam 10 milyon dolarlık bir yardımda bulunup bu konuyu bir şekilde paketlemişti. Peki son olayda ne oldu? Biliyorsunuz geçen seneki olaylar koptuktan sonra işte GM Danin Nelson, Don Nelson oğlu yıllardır Dallas'ta çalışıyordu. Onun da görevine son verildi. Zaten yine front ofiste e sıkıntılar vardı. Yönetimde Don içerisinde de sıkıntılar olmuştu ve Donnerson da görevinden ayrılmıştı. Rick Carlyle de ayrılmıştı zaten buna bağlı olarak hatırlıyorsunuz hepiniz. Ve Donnerson e, bu hafta bir dava açtı. Bu davada dediğine göre Mark Cuban'ın da sağ olan aynı zamanda e, bütün şeyin front ofisin müdürü olan kişi Jason Lutin. Lutin'in e, 2020 All-Star arasında Donnerson'ın yeğenini taciz ettiğini, yeğenini taciz ettiğine dair bir dava açtı. Ve bu davada da şunu belirtti, ben o dönem bunu Markybuna söyledim, bunu söylediğim için beni kovdu. Hatta beni kovmadan önce de 52 milyon dolar teklif etti. Bunu kimseye söyleme, burada da bir gizlilik sözleşmesi yapalım, bu suçlamanı geri çek diye. Bunu da açıkladı. Cuban ve Lutin bunu yalanlamışlar tabii ki normal olarak ama geçmişe bakınca, özellikle de 2018'de çıkan sorunlara baktığımızda ki bu 10-15 yıllık bir dönemi kapsıyor. Dallas'ın artık toksik ortamının bence ayan bayan ortaya döküldüğünün kanıtı. Buradan dönmemesi lazım. Yani ben burada artık NBA'in daha sert bir tavır almasını ki şu anda Phoenix'in sahibi de hala ciddi bir denetim sürecinden geçiyor. Onunla da ilgili en son yeni datalar geleceği söylendi. Onlar gelince yine konuşacağız zaten. Orada da ciddi bir araştırma var. Markküb'ün üzerine de artık gidilmesi gerekiyor. Yani Markküb'ün bence artık buradan bir şekilde kurtulmaması lazım. Evet çevresindeki insanlar bunları yapıyor ama işin kötü yanı bu ortaya çıkmış. 2020 yılı önceki de çıktığında daha önceden yapılıyor. Markküb'ün bunlardan bir şekilde ya benim haberim yoktu duymadım etmedim aman bilmiyordum diye yırttı. Tam kendisi ve bir bir şey yapmıyor olabilir ama artık bu e, dallası kötü bir duruma sürükleyecek ve MB'nin de aslında yıllardır korumak istediği özellikle de son dönemde e, daha da ön plana çıkardığı diversity ile ya da işte MB'nin daha şeffaf daha verimli bir ortam olduğu ile ilgili söylemlerine de zarar verecek bir konu bu. Umarım NBA'de bu konu üzerine daha sert gider ve artık Dallas'la ilgili ve Mark Cuban'la ilgili daha net bir çözüm bulunur. Dava süreci de başlayacak çok ciddi iddialar. Bakalım ilerledikçe ben yine size bu konuda içerikleri sunacağım. Bu hafta haftanın takım Philadelphia olacak ama ona göçmeden önce bir de sakatlıklardan bahsetmek istiyorum. Son bir iki hafta içerisinde ki yani iki haftadır NBA gündem yayını atamamıştım. Son iki hafta içerisinde farklı sakatlıklar dolu. Jared Allen sol el, er, sol el er, orta parmağını kırdı. Ameliyat olmadı. Olmayacağım dedi. Playoff'la yetişmesi bekleniyor. John Collins de yine sağ ayağından sakatlandı. Onun da iki hafta sonra değerlendirmesi var. Playoff'la yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum ama Atlanta için çok kötü olmamış olabilir. Bunu daha sonra konuşuruz. Curry sakatlandı. Bu çok kötü yani. Curry sezonu iyi geçiyor Evet dalgalandığı dönemler oldu ama bir şekilde zaten playoff'ları artık kendini saklamaya geçecekti. Smart maçı içerisinde sol ayak bileğine doğru düştü, ufak bir burkulma yaşadı. Allah'tan çok kötü bir şey olmadı ortaya çıktı MR'ından sonra ama en az iki hafta sağlarda olmayacak o da playofflara geri dönecek gibi duruyor. Bir de Kermi'de sağ omzu çıktı o da sezonu kapattı. Yani New York'a gitti yeni bir başlangıç olur mu diyorduk yine şanssız gitti orada zaten rotasyonla ilgili de sıkıntılar yaşıyordu. İyi haberler de var. Sakatlıklarla ilgili dönenler var. Patrick Williams bu sene Chicago'da çok önemli bir rotasyon oyuncusu. Çok ilk önemli ilk beş oyuncusuydu. Ee, o da G League'de beraber geri dönüyor. Cemal Murray çok ilginç. Ben bu sene oynamasını açıkçası beklemiyordum ama demek ki fiziksel olarak çok iyi gördüler ve onu da G League'e döndürecekler bu hafta durumuna göre ve hazır oluş süresine göre herhalde playoff'lara da gelebilir ki Denver için çok önemli. Porter Jr. da kaybetmişti yok iç yanında. En azından Murray dönebilirse ilginç olabilir. Ha ne kadar formda döner onu göreceğiz tartışır. Çok hızlı bir form yakalaması zor olabilir. Ama benim asıl korkum bu tarz büyük sakatlıklardan diz, tendon, işte omuz vesaire gibi uzun süreli sakatlıklardan çıkan oyuncular yeterince güçlenmeden döndüklerinde daha büyük sakatlıklar yaşayabiliyorlar. Ha ben eminim ki burada öyle bir şey yoktur. Buna güvenmişlerdir yoksa döndürmezlerdi. Kavay da hatta hala şüpheli benzer bir diz sakatlığı yaşadı o da. Kavay da dönecek mi dönmeyecek mi hala konuşuyor ama zaten Clippers'ın konumu itibariyle dönmeleri de çok anlamlı olmayabilir Paul George'un da hatta orada. Daha önce kötü örneklerimiz de var Durant gibi sezon içinde ciddi bir sakatlık yaşayıp onu döndürdüklerinde de koca bir sezonu kaybetmişti tendonundan. O yüzden e, Murray'in dönüşü çok önemli umarım sakatlanmaz iyi döner ve e, Denver batıda playoffları iyice karıştıracak bir takım haline gelir. Ve Draymond Green de e, disk kayması sorunundan sonra o da geri döndü. Bakalım o da Golden State'i gerçi geri döndü ama Curry sakatlandı. Ama çok önemli değil zaten Memphis e, bilmiyorum 4'e düşeceklerini zannetmiyorum ama 2-3 arasında kalacaklar bir şekilde. 3'e düşebilirler. Daha kötü bir süreç geçirmezlerse zaten körde dönünde döndüğünde onlar da playoff'a top 3'de girmiş olacaklar. Evet gelelim haftanın takımına. Philadelphia 76ers. Zaten takas döneminde Harden'ı konuşmuştuk. Geçen sene de yine canlı yayında yakalanmıştım. Harden, Brooklyn Nets'e takas oldu. Abi takas oldu Harden konuş. Konuşmuştuk. Üzerine abi takas oldu Philadelphia. O zaman da yine konuştuk. Takas dönemi detaylı bir şekilde. Şimdi ama bakalım nasıl oturdu bu takas. Ya da daha oturdu mu ne kadar süresi var? Federer'in ne durumda? Ona bir bakacağız. Yani benim ilk gözlemim, özel yani ilk istatistiklere, detaylara girmeden ilk gözlemim, eee Hardın Brooklyn Nets'e göre çok daha rahat sahada, daha kafasını vererek oynamaya çalışıyor ama eski Harden değil. Onu söylememiz lazım. Özellikle de çembere çok net atak eden, e, bütün sahayı okuyup gören Hardın değil. Çünkü Kendisi de e, bazı şeyler istese de ki hatırlayın Houston'ın son döneminde ben artık bu kadar Ice oynamak istemiyorum. Biraz daha takımdaki o ilk dönemimiz gibi hareketli birlikte oynadığımız oyunu istiyorum demişti. Oraya dönme sinyallerini verdiğinde e, Brooklyn Nets'te Durant ve Kyrie sakattı. Ve takımı aslında orada yine kendi esti istediği gibi Houston'ın ilk dönemi gibi e, bol asist yaptığı, takımı oynattığı, kendisinin devamlı Ice oynamak zorunda kalmadığı bir yapı içerisinde kendine bir alan yaratmıştı. Daha sonra playoff'lar gelince Harden sakatlandı. Durant, Kyrie durumları da onların da sakatlıkları, gitgelleri olunca tam bir Brooklyn Nets göremedik. Ama ona rağmen yine de Milwaukee Bucks'ı hiç fena zorlamamışlardı. Son topa kadar gitmişti. Şimdi baktığımızda burada e, yine o istediği alanı arıyor belli ki. Yani ben takımla oynayayım e, onlara devamlı asist yapayım onları coşturayım ama öyle bir ortam yok. Bir kere Embiid öyle bir uzun değil. O yüzden Embiid de böyle çembere yakın daha mı pick and roll yaratalım ya da bütün pick and roll'lerde pop'larda çatır çutur oynayalım. Bu henüz oturmuş değil. Böyle bir bir şey yapabileceklerini zannetmiyorum bu arada. Birazdan biraz daha detaylı gireceğim. Onun dışında savunma tarafında daha iyi fit olamadı. Zaten Maxi, Harden ara sıra işte orada yine kısalan bir rotasyon olduğunda savunma çok kısalıyor ve zorlanıyor. Daktilus burayı da çözmeye çalışıyoruz. Birazdan savunmaya da biraz daha detaylı da gireceğim. Ama özetle Harden şu anda %100 takımın içine dair olmuş ya da işte %100 eski hani dönmüş bir durumda değil. Ama beni daha çok üzen kısmı da özellikle de çembere drive ettiği anlarda boyalı alan ve çevresindeki bitiriciliğindeki sorunlar. Burada bazen çok inatlaşıyor, top kayıpları yapıyor. Faal almaya çalıştığında alamadığında da çabuk oyundan düşüyor. Aldığı zaman sorun yok ama zaten Embiid'le ikisi toplam 20 faal alan oyuncular. Embiid 12, Harden 8 alıyor. Embiid'in zaten en çok faal alan oyuncuları bunlar. Oyuncular arasında. O yüzden burada bir avantajı var yine ama henüz o eski beklediğimiz, istediğimiz İstatistikleri hiç fena olmasa da e, benim en azından görmek istediğim Harden değil. Tabi de ondan artık e, burada hani Kyrie'yi eleştiriyoruz. Yer yer Lebron'u bile eleştiriyoruz. Clutch performanslarında. Harden'ın da artık Clutch performansında kendisini kanıtlaması lazım. Burada Philadelphia'yı düşünün. Özellikle de Jim Butler Philadelphia'dayken Kavay'ın in inanılmaz 25 kere sekip giren topuyla kaybettikleri seride Jimmy Butler'ın nasıl bir clutch etkisi yarattığını sanırım bir önceki maçı ya da o, o maçta bir önceki pozisyonda yine şuta atmış bir önceki maçta da şuta atıp maçı almıştı yanlış hatırlamıyorsam. Jim Butler tarzı bir clutch etkisi yaratabilecek mi Harden? Şu an çok emin değilim. Burada yine bütün yük Embiid'in üzerinde kalabilir. Göreceğiz. Şimdi biraz adım adım gidelim Philadelphia'ya ilgili. Rotasyon önce bir bakalım. Rotasyonda aslında ilginç değişiklikler deniyor The Dark Rivers. Özellikle Harden'ın gelmesiyle beraber nasıl bir rotasyon olacağını merak ediyorduk. Yer yer Maxim, Milton, Harden, Harris, Embiid gibi bir rotasyon deniyor. Bazen maçı değişik rotasyonlar bitiriyor bu şekilde. Ya da Embiid'i ağırlık merkezine alıp işte Niang, Furkan, Green gibi şutörleri dizmeye çalışıyor çünkü onun ağırlık merkezi devamlı da üzerine yardım savunması çekmek de değişen bir durumda ve çok fazla bunu yarattığı için ağırlık merkezi üzerine çektiği için Embiid bu şutörleri alan açabiliyor. Yer yer burada aslında şu sıkıntı ortaya çıkıyor. Maxi Harden ikilisinin özellikle Embiid'in olduğu tarafa göre şimdi normalde kafanıza canlandığınız sağ ikiye bölün sağın sağ tarafında işte Embiid posta Harden top ona indiriyor. köşede de işte Maxi var ya da yukarıda Maxi var. Harden köşeye inmiş ya da Maxi biraz daha yukarıda ortada. Harden wing'de e, bir de top indiriyor. Şimdi diğer tarafta bekleyen iki oyuncu e, yani zayıf tarafta top tarafı olmayan tarafta bekleyen zayıf taraf dediğimiz kısımda bekleyen iki oyuncu genelde Tobias Harris ve Tybal oluyor. Şimdi bu iki oyuncu inanılmaz iyi set şütörler değiller. Evet şutları var. Geri geldiğinde sokabiliyorlar ama çok büyük 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 tehditler değiller. Böyle olunca hangi savunma olursa olsun çok rahat gömülmeye başlıyor. Ve bu rotasyonları Dark Rivers orayı çözemediği için, açamadığı için ya da Harden'ı... Burada e, farklı bir spacing henüz alıştırmadığı için. Yani Harden köşeye gitmiyor ya da Maxio köşeye gitmiyor. E, ya da zayıf taraftan keskin katlar, topsuz oyunlar yaratamıyorlar. Backdoorlar, wing katları falan yaratamıyorlar. O yüzden de oyun genelde Embiid'in olduğu özellikle top Embiid'in de çok sıkışıyor. Ciddi ikili sıkıştırmalar geliyor. Ve Embiid'in ilk opsiyonu da genelde top tarafına pası çevirmek olduğu için ya da Harden, Maxi ikilisini bulmaya çalıştığı olduğu için zayıf tarafa topu çeviremiyor. İşte bu yüzden de savunma dengesini bozmakta çok zorlanıyor Philadelphia şu anda. Ve bu rotasyonlarda işte farklılıklar deneyerek de Akrivers bunu çözmeye çalışıyor ama hiç çözebilmiş değil. Ee, peki bu başka ne yaratıyor hücumda? Yavaşlık yaratıyor, ağırlık yaratıyor. Çünkü ne oluyor? Burada hareketli, akışkan bir oyun yaratamadığınız zaman birebirlere daha fazla kalıyorsunuz. Okey normal birebirlere tabii ki daha fazla kalacaksınız bu günümüz basketbolunda. Ama birebirlere kaldığınızda da verimli bir pick and roll oyununuz yok. Çünkü Embiid öyle bir oyuncu değil. Embiid de roll'e girip hareketli kalıp birebirler yaratmak istediğinizde genelde Orta mesafe yarı bir pick and pop ya da pick and pop üstüne Dropta kalan savunmaya doğru gidince kısa işte uzun e, dirsekli farline'de bir orta mesafe buluyor ki bu end oluyor e Buradan çok ciddi opsiyonlar yaratmak zor. E, Tobias birebir kaldığında Her zaman çok rahat çembere gidemiyor. Burada o yüzden Biraz daha Maxi Harden ikilisinin çembere gitme e, Detayları önemli olmaya başlıyor. Onlar da, ki Maxi şu an iyi aslında onun hakkını yemiyor ama Harden o kadar iyi Değil Ama Özetle bu durum çok ciddi bir yavaşlık yaratıyor ve rakip savunmalara çok hızlı recover yani eski haline dönme, yardım savunması ve baskı savunmasını arttırma şansı veriyor. Zaten savunmaya baktığımızda da Philadelphia'nın savunmasına dönelim buradan. E, rakip savunmalardan sonra sezon içerisinde Klinik e, de Grasse'ın istatistiklerine göre... E, özellikle garbage time'lar arındırılmış istatistiklere göre sezonda rakiplere sayı vermedi. 10. sıradaydı. Son 2 haftada 15. sıraya gelirdiler. Geçiş savunmasında 26. sırada Philadelphia berbat bir geçiş savunması var. Yarı sadesi 8. sırada. İşte burada bir detay var. Burada Dark Rivers alan savunması deniyor yer yer. Bunu çok uzun kullanmıyor ama 2-3 öndeki 2 kısayla bazen öndeki 2 kısada hardını bırakmayıp hardını Arkadaki 3'e de atıp kanada atıp orada da bir baskı yaratma peşine giriyor. Çünkü Harden'ın en azından post-up yediğinde kor e, kuvvetiyle bir kalabilme şansı var rakibinin karşısında. 1-2-3 alan savunması deniyor. Bunu playoff'lara taşıyabilir. Çünkü Harden'ı ve yanında belki bazen işte Milton Max gibi 2 kısa'yı barındırdığı ya da işte Green gibi 3 kısa'yı barındırdığı durumlarda zorlanabilirler savunmada. O yüzden e, bu alan savunmasını deniyor ve hareketli kalıp bu savunmada baskı yaratmaya çalışıyor ama tabi yarı sahada bu işe yarıyor sorun değil ama sıkıntı geçiş savunmasında özellikle Nets maçında bunu çok iyi gördük ki Nets'te onları da ufak bir parantez açayım aslında geçen sezonun son dönemine döndüler biraz da baskılı savunma rakibi top kaybına zorlama ve hızlıca geçiş hücumları yaratıp çok hareketli bir oyun yaratmak. Bunu da Philadelphia'ya karşı iyi yaptılar. Özellikle Philadelphia'nın zaten birebirlere kalıp çemberden uzak birebirlere kalıp şut yüzdesi düştüğünde ya da dış şut bulamadığında çok fazla geçiş hücumu yiyorlar. Burada da çok kötü durumdalar. Umarım yani bunu toparlayabilirler yoksa playofflarda gerçekten sıkıntı yaşayacaklardır burada. Tabi bu savunma tarafından aslında şutör sorununa da bahsettim biraz hücum tarafında. Biraz ona da geçmemiz lazım. şutör sorunu da aslında Şimdi Furkan da rotasyon biraz dışında kaldı. Burada Niang çok aktif. Green yine git gelder ya şu her zaman yüzleri atamıyor zaten. Tobias yine burada inanılmaz net bir şutör değil. Taybul da aynı şekilde inanılmaz net bir şutör değil ve bu şutörlerden katkalamadıklarını çok ciddi bir çemberde boyalı alanda üretim, orta mesafe üretim özellikle Embiidle ihtiyaçları var. O yüzden playofflarda bu üç oyuncunun yüzdeleri çok 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 kritik olacak. Philadelphia için ki e, yani hücumda oraya başka ekstra bir katkı yapabilirler mi bilmiyorum. Ha işte Embiid çıktığında ellerindeki rotasyon uzun da çok kötü. Yani DeAndre Jordan geldi. Ha Harden ona yine çemberde bir iki e, bitirme şansı yaratıyor. Çembere çok yakın ediyorlarla pick and roll'lerden sonra ama mesela hani bana söylediniz ya, Ömer Aşık e, nereye olur? Mesela Ömer Aşık bu durumda herhalde Philadelphia'e mükemmel otururdu. Çünkü Ömer Aşık Zaten Fredelfia'da e, Miami'de olduğu gibi Adebayo gibi bir oyuncunun rotasyon olup savunma da doldurabilecek e, kadar kritik bir yerde olmasına gerek kalmazdı Philadelphia'da. Çünkü Embiid de o kadar değil. Evet Embiid çembere yakın savunmada iyi ama Picanos savunmasında berbat durumda. Yani çemberden uzaklaştıkça verimi çok düşüyor savunmada. E, yani Ömer'i de mesela buraya otursak Fredelfia'ya özellikle de kenardan geldiği şu 10-12 dakikalarda kısaların ona yaratacağı çembere yakın pozisyonlarda çok rahat skor üretip çok da rahat rebound toplayabilir. Çünkü DeAndre Jordan burada da özellikle Drummond'ın gitmesinden sonra Drummond'a da bayılmasam da Drummond reboundlarının çok güçlü bir oyuncuydu. E DeAndre Jordan bunu da dolduramıyor. E, buna da bir parantez açayım dedim. Yani bana çok geliyor bu soru. Belki Ömer Aşık, Aşık için e, ileride par e, Ömer Aşık diyorum. Ömer Yurt seven için e, ileride Burası önemli bir e, opsiyon olabilir fedafe Bence bir menajeri bir düşünsün bunu. Philadelphia'yla bir görüşsünler. Hareketlilikten bahsetmiştim. Ee, peki bu hareketlilikteki dezavantaj üzerinden bir avantaj yaratabiliyor Daha doğrusu hareketsizlik üzerinden. Evet burada Dark Rivers aslında bir grinding'e grinding sahip. Özellikle de Embiid ve Harden ikilisi. 1-12-1-8 toplam 20 faal alabiliyorlar maç başına. Şimdi bu iki oyuncuyu tabii ki yarı sahada grantlayıp e, rakibe çok ciddi faal aldırıp burada sorun yaratabilir. Özellikle rakip savunmacıların erken faal problemine girmesini sağlayabilirler. Dr. Bruce bunu zorlayacaktır. Ki burada Maxi de aynı güce sahip. Maxi çembere çok rahat gidebildiği için faal alma avantajı yaratabiliyor. Ama genele baktığımda Philadelphia'nın şu anki sorunu kesinlikle ve kesinlikle genel bir yaratıcılık vizyonunu adapte etme durumu. Ne demek bu? Harden'ın bir vizyonu var, Embiid'in sağda bir vizyonu var, Meksi farklı bir vizyonu var. Kenardan gelen oyuncularda öyle bir inanılmaz yaratıcı bir oyuncu yok. Zaten düz Niang geliyor oradan tek önemli şutör olarak. Şimdi böyle baktığımızda bu oyuncuların farklı vizyonları, farklı yaratıcılıkları bütünleşmiyor. Yani hepsi kendi vizyonunu sahaya koymak istiyorlar. Harden bildiği oyunu oynamaya çalışıyor. Burada burada Embiid'de iyi bir pikano ikilisi kuramıyorlar ki Jim Butler burada aslında çok daha iş, iyi, iş yaratıyordu Embiid'le beraber. Çünkü daha farklı bir pozisyonu vardı. Maxi bunu biraz daha kullanabiliyor. kendi alanını yaratabiliyor çünkü daha alışık takımın sistemine. Biraz burada hani geçiş hücumlarında hızlı oyunlarda Harden, Maxi ikilisi takımı daha iyi taşıyabilir ama yarı saha geldiğinde çok çarpışıyorlar. Bunu dikkatli izlediğinizde özellikle spacingte de görüyorsunuz. Henüz Harden da takımın spacing'ine alışabilmiş değil. Bu da bir sorun tabi. Ama bir noktada bunu çözeceklerdir. Philadelphia'nın özellikle de playoff performansını Harden özelinde de çok merak ediyorum. Embiid bu sene zaten MVP yarışında olan bir oyuncu. Playoff'larda da Philadelphia'nın en büyük kozu olacak. Ama Harden artık takımı daha ileriye taşıyabilecek mi? Kendi takımını. Houston'da önceki yıllarda gördük o clutch performanslarında artık son raddeye geldiklerinde... ...bir türlü e, o son vuruşu yapamamıştı... ...pasif kalmıştı... ...hani o böyle cephede... E, ...aslan kesilen asker... ...bir anda korkar ve cephede arkaya sığınır ya... ...onun gibi olmuştu... ...bilmiyorum bu sefer... E, ...bunu aşabilecek mi yoksa artık çok ciddi... ...bence eleştiri toplarında... ...üzerine çekmeye başlayacak... E, ...onun dışında Philadelphia ile ilgili ekleyeceğim... ...şimdilik bir şey yok... E, ...artık playofflar yaklaşıyor... ...Nisan ortasında play-in ve playofflar başlayacak... Muhtemelen bir sonraki ayında daha böyle fikstür ağırlıklı, takımların sıralaması ağırlıklı ve tahmin eşleşme üzerine bir konuşuruz. Daha sonra zaten artık play-in, play-off temposuna gireceğiz. Bu sene play-offlarda her turda olmaz ama belli turlarda, belli önemli maçlarda canlı yayınlar yapacağım. Tabi burada şöyle bir sorun var. Önceden biz bu canlı yayınları Twitch'te yapıyorduk ve Twitch'te e, maç süresiyle yayındaki delay arasında pardon ma maçla yayın arasındaki delayde e, çok ciddi sorun yaşamıyorduk. Şöyle 5 saniye 6 saniye bir fark oluyordu bunu çözüyorduk. Ama şu anda yayınları canlı yayınları YouTube'da yapıyorum ve ciddi bir e, delay var benim sesimle sizin izlediğiniz görüntü arasında. Üzerine bir de bunun NBA maçının delay'e girecek. Belki de o delay 15 saniye 20 saniyelere kadar çıkacak. Bu beni biraz korkutuyor. O yüzden evet playoff'larda özellikle de e, Final dönemi geldiğinde canlı yayınlar olacak ama bunu nasıl yapacağız? Farklı bir platform dener miyiz? Başka bir şey dener miyiz? Discord belki sadece bunun için Twitch'e geri dönmek vesaire gibi şeyler olabilir mi? Şu an e, net bir karar vermedim. Bunları da duyuracağım. Bunlarla ilgili de haberdar olmak isterseniz hem YouTube komünite şey kısmını, community kısmını Twitter ya da Discord'a gelip oradaki bildirimleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki NBA videosunda da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.